Selamlar herkese. 55. bölümde yeniden birlikteyiz arkadaşlar. İngilizce cümle kurma derslerimizde bu bölümde de sizler için 5 adet cümle hazırladım. Şimdi bu cümleleri hep birlikte çevirelim bakalım. İlk cümlemize geçiyoruz. Aşırı gruplardan gelen korkunç şiddet tehditlerine rağmen protesto barışçıl bir şekilde geçti. Tamam burada öncelikle belirlememiz gereken kelimeler var arkadaşlar. Mesela, mesela aş, aşırı burada. Aşırı gruplar hani aşırı tepki veren gruplar anlamına geliyor herhalde. Burada o tür bir ifadeyi kullanacağız. Mesela ekstremden yola çıkarak ekstremisti orada kullanabiliriz. Daha sonrasında korkunç şiddet tehditleri. Mesela burada da yeni bir tamlama yapacağız. Eramen anlamında burada bir işte bağlaç mı kullanacağız, edat mı kullanacağız? Bunu öğreneceğiz. Ve daha sonra da geçti anlamında da burada yine bir ifade kullanacağız. Bu büyük, büyük ihtimalle bizim burada yüklemimiz olacaktır bu. Şimdi bunlara baktıktan sonra hemen özne yüklemeyi buradan ayıralım. Daha sonra devamında yazalım. Barışçıl bir şekilde geçti. Geçti. Yüklem ne geçti? Ona bakalım önce. Protesto. Protesto geçti nasıl geçmiş? Barışçıl bir şekilde de geçmiş. Bu da peacefully ile zarf olarak verilebilir. Evet yani bu virgülden sonraki ifade tamam. Özne yüklem hepsi burada. Ancak bu yukarıdaki ifade ne? Eramenli ifade. Şimdi bakalım cümle mi? İsim öbeği mi? Eramen. Aşırı gruplardan gelen korkun, şiddet tehditleri. Bir cümle var mı? Bir cümle yok. Yani büyük bir isim öbeği. Evet yani isim öbeği ise burada eramen anlamında kullanmamız gereken birkaç tane edatımız var. Zaten bunları edatlar bağlaçlar videosunda izlediniz arkadaşlar öğrendiniz. Mesela not with dingi orada kullanabiliriz. Despite kullanabiliriz. In spite of'u kullanabiliriz. Bunları tercih edebiliriz. Burada despite kullanalım. Despite'tan sonra şimdi hemen şunu komple yazacağım. Evet şu İlk olarak şunu yazacağım. Tabii sondan çevirmeye başlıyoruz. Korkunç şiddet tehditleri. Daha sonra gelen diyeceğiz. Orada ejective clause mu kullanacağız, edat mı kullanacağız onu hep birlikte karar veririz. Öncelikle şunu yazalım. Korkunç şiddet tehditleri. Peki korkunç anlamında dair kullanabiliriz. Korkunç. Mesela terrible geliyor aklıma benim hemen. Terrible. Daha sonra mesela korku filmlerinden horrify işte horrible. Horrible şeklinde işte korkunç anlamında sıfat olarak kullanabiliriz bunu. Mesela awful, awful biraz çirkin anlamında tabi hani korkunç çirkin gibi farklı tabirlerde tabii ki bu sıfatta kullanılabiliyor. Bu da yapılabilir arkadaşlar. Bakın 4 tane sizlere örnek sıfat gösterdim burada. Korkunç anlamında. Tabii yan anlamları da mutlaka vardır bunların. Buradan hangisini kullanalım? Hiç kullanmadığımız daire kullanalım. Evet. Daire. Daire'den sonra hemen şunu yazacağım şiddet tehditleri. Bunu off'la verelim arkadaşlar. İlk olarak tehditler diyelim. Daha sonra off'la bağlayalım bunu. Daha sonra violence diyelim. Şiddeti de orada verelim. İlk olarak tehditler diyelim. Dair tehditler. Threats'ı kullanalım burada. Threats. Tehditler. Off diyorum. Violence'ı şimdi koyuyorum. Şiddet anlamında. Violence. Evet. Şiddeti de verdik. Şimdi ne yazdık burada? Korkunç şiddet tehditleri ne rağmen. Evet, e rağmen'i de burada despite'la verdim. Peki, aşırı gruplardan gelen. Tamam, aşırı anlamında zaten hani çok tepki veren, aşırı tepki veren anlamında extremist'i kullanalım burada. Tabii isim halinde kullanacağız onu. Extremit, extremist groups diyeceğim burada. Ama burada gelen diyor arkadaşlar. Burada ejective clause yapabilirsiniz ama ben bunu yapmayacağım. Biz burada hani bir şeyden anlamında biz edat olarak kullanırsak from'u kullanırsak burada çok daha rahat uymaktadır. Yalınlaştırabiliriz arkadaşlar bu şekilde. Objective clause yapmıyoruz da bunu edatla rahatlıkla verebilirsiniz. Siz de tabii ki karşınıza bu şekilde ifadeler çıktıkça sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada from'u kullandım. From'dan sonra extremist extremist groups. Groups dersem, evet aşırı tepki veren, aşırı gruplar, uç gruplar anlamında kullandık. Evet, eramenli. isim öbeği bitti, virgülü koydum. Eramen dedim. Şimdi protesto barışçıl bir şekilde geçti, sonlandı anlamında. Tamam, geçti. Ne? Protesto. Hemen protestoyu yazıyorum. The protest. Protest. Protesto. Geçmek anlamında pesi kullanabiliriz. Ya da buna işte phrasal verb olarak düşünülebilecek pass off şeklinde hani pass off'un burada anlamı biraz daha tabi değişiyor. Dinmek anlamında, bitmek anlamında, hani sonlanmak anlamında, geçmek anlamında tabi kullanılabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde biraz değiştirelim bunun anlamını. Pass'i değil de daha çok pass off'u kullanalım burada. Yani bu da ne oluyor? Geçti dediği için past olsun. Simple past tense yapalım da Past of. Şimdi nasıl geçmiş? Sadece bu kaldı barışçıl bir şekilde. Tamam. İlk olarak peace'den yola çıkalım. Peace barış demektir. Sıfatlaştırdığınız zaman full ekini getirdiğiniz zaman barışçıl olur. Sıfat olur. Buna ly eklerseniz eğer peacefully olur. Bu da zarflaşır. Barışçıl bir şekilde anlamına gelir. Noktayı da bu şekilde koyarız arkadaşlar. Umuyorum ki bu cümleden de sizler almak istediğinizi, bilmediğiniz kelimeleri, yapıları ve benzeri aldınız. İkinci cümleye gidiyorum ben. Hükümet endüstri ve üretime yatırım yapmak yerine hizmet sektörüne öncelik veriyor. Tamam, burada öncelik vermek anlamında güzel bir ifadeyi sizlere göstereceğim. Prioritize'dan geliyor, değil mi? Orada fiilimiz öncelik vermek anlamında. Peki bakalım şimdi. Şimdi şurada yerine anlamında bir ifade var. Edatma mı, mı buna bakacağız. Zaten bunu da işte yerine anlamında ne de görmüştük? Rather than de görmüştük değil mi arkadaşlar? Den ziyadenin yerine anlamında. Ya da instead, instead of'u da kullanabilirsiniz tabii ki burada. Şöyle bakacağız. Öncelik veriyor kim? Hükümet öncelik veriyormuş. İlk olarak bunu yazalım. Özne, yüklem çünkü. Daha sonra rather than'li ya da ratherly ifadeye bakalım. Hükümet, the government The government. Hükümet. Şimdi öncelik veriyor diyor arkadaşlar. Bakın. Your ekini görebilirsin burada. Burada tense olarak da present continuous tense kullanalım. Government burada tekil olduğu için is aldın. Is artı fiilin ayıncılı hali. Present continuous tense. Yani şimdiki zamana gider. Evet. Fiilimiz ne? Öncelik vermek. Prioritize. Yani prioritize. Burada öncelik vermek anlamına gelmektedir. Tabi burada ing takısı eklerseniz bu z s'leşiyor arkadaşlar. Prioritize, prioritizing oluyor. Yani şu şekilde şöyle yaparsak evet bu şekilde doğru olur. Prioritizing. Evet öncelik veriyor anlamında kullandık. Öncelik veriyor. Bakalım devamına. Şimdi nesne var mı ona bakalım. Neye öncelik veriyor? Hizmet sektörünü gördünüz mü? Yani prioritizing'den sonra hizmet sektörü diyeceksiniz. The hizmet service service sector sector hizmet sektörüne öncelik veriyor. Tamam. Nesneyi de yazdık. Şimdi yan ifadelere geçelim. Yapmak yerine şimdi yerine anlamında burada either ya da rather deni kullanacağız. Redir olursa tabii ki oradan sonra işte cümle zarfı olarak kullanabiliyordu. Cümle olarak geliyordu devamında. İşte redir deni kullanırsanız da isim öbeği geliyordu. Şimdi bunu değerlendirelim hep birlikte. Endüstri ve üretime yatırım yapmak. Bakın bu bir cümle mi? İsim öbeği mi? Sadece karar vermemiz gereken nokta burası. İsim öbeği ise redir den kullanın. Cümle ise redir kullanın. İsim öbeği arkadaşlar. İsim öbeği. Bakın özne yüklem yok burada. Sadece fiil olarak yapmak var. Yatırım yapmak var. Invest'i kullanacağız burada. O da ne olacak? isinleşecek Ya, yani gerund ya da infinitif alacak. Ben burada gerund yapacağım. Neden? Çünkü edatlardan sonra gerund kullanıyoruz değil mi? Evet. Yani redder'den kullan bana diyor burada. Redder'den endüstri ve üretime yatırım yapmak. Sadece bunu kullanacaksınız. Tabii ki sondan çevireceksiniz buradan. Yatırım yapmak investing olacak. Investing. Evet, yatırım yapmak. Şimdi endüstri ve üretime diyeceksiniz. Yatırım yapmak. Bir de fund'u da verelim arkadaşlar. Mesela fund, fund. İşte fon anlamında değil mi? Para anlamında kullanılabiliyor. Hem de yatırım yapmak anlamında da. Hani sermaye ortaya koymak anlamında da fund kullanılır. İşte burada iktisatçı arkadaşlar, maliyeci arkadaşlar daha iyi bilirler bu fund'u. Buradan aklınıza gelsin arkadaşlar. Yine invest gibi kullanılabilir. Bunu söyleyeyim sizlere. Endüstri ve üretim diyeceksiniz bundan sonra. Tamam. Invest in ile birlikte burada kullanalım arkadaşlar. Çünkü üretimde yatırım yapmak anlamında düşünün bunu. Investing in industry industry and sanayi üretim sanayi endüstri ve production production evet burada ya da manufacture ya da manufacturing gibi düşünebilirsiniz. Bu cümlemizde bu şekilde noktalanmış olduğu 3'e geçelim. Televizyonun aksine aksine basın oldukça farklılaştırıldı. Farklı yazılar çok farklı mesajlarla çok farklı izleyicilere ulaştı. Tamam. Şimdi burada iki nokta üst üste var. Bundan öncesine bakacağız tabii ki. Televizyon, televizyonun aksine. Tamam ilk olarak bunu yazalım. Daha sonra virgül koyalım arkadaşlar. Zaten bu aksine anlamlarında sizlere zaten zıtlık ifadelerini vermiştim ben. O edatlar bağlaşlar videosunun içerisinde. Orada mesela kendinden sonra işte isim ve bey geliyorsa edat oluyordu tabii ki. O unlike işte in contrast to ve benzeri vardı ya arkadaşlar. He, onlardan bahsediyorum ben de. Burada da unlike Aksine aksine'nin tersini anlamında, tamam? Unlike television, unlike television. Burada da zaten biraz da uygulamasını yapmış oluyoruz arkadaşlar. Orada edatlar ve bağlaçlar videosunda zaten hepsini öğrendiniz sizler. Zaten o videonun yorum kısmında da ben özellikle işte hangi dakikada hangi edatı, hangi bağlacı, hangi işte cümle zarfını verdiğimi tek tek oraya işaretledim arkadaşlar. İşte öğrenmek istediğiniz edatı bağlacı da orada rahatlıkla işte bir tıkla öğrenebilirsiniz. Videonun içerisinde aramanıza gerek yok arkadaşlar. Televizyonun aksine, televizyonun tersine dedik burada. Basın oldukça farklılaştırıldı. Tamam. Farklılaştırmak anlamında ne kullanalım burada? Differentiate'i kullanalım farklaştırmak. Yani different'tan geliyor zaten. Difference'tan geliyor aslında. İşte fark, farklı, farklılaştırmak gibi. Difference, different, differentiate gibi. Özne ne? Tabii orada farklılaştırılmak dediği için passive voice oluyor. Simple past tense'in passive voice'unu yapalım. Özne konumundaki ifade de basın olsun. Basın dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Press tabii ki. The press. Hem de baskı anlamına da geliyor, değil mi? Baskılamak anlamında. Evet. Bu tekil olduğu için vaz alacaktır. Şimdi zarf var mı? Görmüştüm. Oldukça anlamında zarf var burada. Peki. Bunu oldukça anlamında yani çok anlamında neyle verelim? Highly de verebiliriz. Oldukça anlamında. Çok anlamında kullanabilirsiniz. Mesela deep geliyor benim aklıma. Bu deep'ten l'ye eklediğiniz zaman tabi da şu deeply oluyordu. Oldukça anlamında. Bir de extremely vardı aklıma gelenleri söyleyeyim arkadaşlar sizler için. Extremely, deeply, highly oldukça anlamında kullanılabilir zarf olarak tabii ki. Burada highly kullanalım. Was highly differentiated diyeceksiniz. Difference fark. Different different farklı. Differentiate farklılaştırmak. Buna id takısı eklerseniz bu şekilde istediğimiz şeye kavuşturmuş oluruz. Differentiated. İki nokta üst üste dedim. Farklı yazılar. Tamam. Farklı yazılar. Herhalde burada gazetelerden ve benzeri bahsediyor. Basın, işte makale, gazete artık neyden bahsediyorsa. Farklı yazılar ulaştı. Tamam. Özne farklı yazılar yüklem ulaştı. Farklı yazılar. Şimdi az önce gördüğümüz different'ı burada kullanalım. Different farklı anlamında. Tamam yazılar anlamında writing'i kullanabiliriz. Paper'ı kullanabiliriz. Paper, paper tabi gazete kağıt anlamında. Yazı anlamında tabi kullanılabilir. Papers diyelim burada yazılar anlamında. Farklı yazılar. Different papers ulaştı. Burada simple past tense yapmıştık. Burada da ulaştı dediği için simple past tensele ile gidelim. Ulaşmak anlamında reach'i kullanalım. Reach de olsun bu da. Tamam ulaştı diyor. Devamına bakalım. Kime ulaştı? Çok farklı izleyicilere ulaştı. Çok farklı. Very, very different. Different. Burada da farklı anlamında yine different'ı kullandık. Çok farklı. Burada bir tane daha farklı kullanacağız herhalde. Üç tane farklı dedik. Bir de burada farklı. Dört tane farklı oldu. Güzel. Bu cümle gayet iyi olmuş. Akılda kalıcı olur. Çok farklı izleyiciler, audience değil mi? İzleyiciler. Audiences izleyiciler anlamında. Tamam. Nasıl peki? Çok farklı mesajlarla Evet, şurada bir edat görüyorum. Çok farklı mesajlar ile anlamında, değil mi? İle anlamında da burada edat olarak vit'i kullandım. Şimdi çok farklı mesajlar diyoruz with'ten sonra. Yine çok farklı very very different messages messages noktayı koydum. Tamam bu cümlede noktalanmış oldu. 4'e geçelim. 4 ve 5 ver arkadaşlar cümle olarak. Ders Bilgisayarlara genel bir giriş yapmanın yanı sıra pratik deneyim de sağlar. Bir tane ders bakalım bu dersi nasıl yazacağız? Burada bir tane ekleme ifadesi gördüm. Bu bağlaç da olabilir, edat da olabilir. Evet, bunu şimdi tahlil edeceğiz. Bunu hemen de yazabiliriz arkadaşlar. Daha sonra virgül de koyabiliriz ondan sonra. Yazıp virgül koyarız, daha sonra özne yüklem yaparız. Olur. Öyle yapalım. Hadi şöyle yazalım o zaman. Bilgisayarlara genel bir giriş yapma. Nın yanı sıra. Şurada. Nın yanı sıra. Bakın ekleme ifadesi. Ben burada edat olarak gördüm bunu. Bu bir isim öbeği. Bilgisayarlara genel bir giriş yapmak. Cümle falan değil isim öbeği. Dolayısıyla Bunları da yine edatlar bağlaçlar videosundan öğrendiniz. İşte in addition to vardı. Besides vardı. Apart from, as well as, aside from, den başka anlamında, nın yanı sıra anlamında kullanılabiliyordu. Ben burada in addition to'yu kullanacağım. Hemen başlıyorum. In addition to, to burada tabii ki edatla birlikte bittiği için bundan sonra da isim öbeği gelecek. Bu da komple bir edat olmuş oluyor arkadaşlar. Bilgisayarlara genel bir giriş yapmak. Hmm. Burada giriş yapmak anlamında, şimdi giriş anlamında introduction'u kullanalım. Orada şöyle tanıtım yapmak, giriş yapmak anlamına gelen bir tane ifade var. O da give. Bakın give introduction, introduction, introduction giriş give'le birlikte birleştirdiğiniz zaman tanıtım yapmak giriş yapmak anlamlarına gelir. Bunu belirteyim arkadaşlar. Peki o zaman şimdi şuradan itibaren yazmam gerekiyor. Giriş yapmak demem gerekiyor burada. E bu fiil bu fiili ne yapmam gerekiyor? Bu edattan sonra bu isimleşecekse siz de söylediniz tabii ki ne olacak? Geruntif ifade olacak. Given, giving introduction. Gördüğünüz gibi isimleşti giriş yapmak anlamında. Ama sadece bu değil. Şu bölünüyor. Araya genel bir giriş anlamında genel bir ifadesi şuraya girmiş oluyor. O zaman genel bir yazalım burada. İlk olarak miktarı veriyoruz. E'yi veriyoruz. Genel general. General, a general introduction. Oldu mu? Oldu. İşte burada. Sadece şu kaldı bilgisayarlara EA yönelme eki to edatı. To computers. Computers virgülü koydum. Tamam dediğimiz gibi başta virgülü koyduktan sonra yine özne yüklem yazacağız. Burada edatla birlikte yapılan yan bir ifade gördüğünüz gibi. Evet. Pratik deneyimler de sağlar. Ne? Ders. Tabii ki ders burada özne. Sağlar burada yüklem. Pratik deneyler, deneyimler nesne oluyor tabii ki. Neyi sağlar? Pratik deneyimleri sağlar. İşte neyi aldığınız yanıt nesne. Öncelikle ders. The course. The course. Course'a verelim. Evet şurada DD anlamında bir ifade var. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şöyle bir bilgi vereyim sizler için. Ekstradan bir bilgi. Bu ekleme bağlaçlarının yan edatları var ya işte bunlar. In addition to işte ezvelez ve benzeri. Bunlardan sonraki işte virgülden sonraki kullanılacak ifade de o deda anlamını çok isterler. Yani severler. Kullanılmayı çok isterler. Mesela buradan deda'yı attığın zaman bir okusanız arkadaşlar. Ders bilgisayarlara genel bir giriş yapmanın yanı sıra pratik deneyim sağlar. Bir düşüklük oluyor sanki değil mi? pratik deneyimler de sağlar. Gördünüz mü? Ne kadar oturuyor? Yani daha çok severler. Bunu belirteyim. O yüzden de bu D'de anlamında genellikle also ile bunu verebiliriz. Course also sağlamak. Provide. Provides oluyor bu da. Sağlar dediği için geniş zaman. Yani simple present tense kullanmış oldum. Provides. Neyi sağlar? Pratik deneyimler pratik deneyim. Practical practical pratik anlamında kullanabilirsiniz ya da işte kullanışlı anlamda useful, handy handy bunları kullanabilirsiniz. Kullanışlı, pratik, yararlı ve benzeri ve benzeri. Practical experience experience noktayı koymuş olduğum Evet. Bu cümle de güzel bir cümle oldu arkadaşlar. Özellikle in addition to'nun to kattığı burada güzel ifadeler oldu. İşte bunun isimleştirilmesi, olsoyu burada istemesi şu DDA anlamında çok güzel ifadeler oldu gerçekten. Evet. Devam edebiliriz. Son cümlemize geldik. Bu yükümlülük yükümlülük sözleşmenin tamamlanmasına iptali veya feshedilmesine rağmen yürürlükte kalacak. Burada da eramen var. Bugün bağlaç bolluğu, edat bolluğu var arkadaşlar. Öyle görünüyor. Şimdi yine orada bir ifademiz var. Onu şimdi mi yazalım yoksa ardından mı yazalım? Ardından yazalım. Öyle yapalım. Öncelikle özne yüklem yazalım. Bakalım kalacaktır. Yürürlükte kalacaktır diyor. Tamam. Yürürlükte kalmak anlamında tamam. Direkt olarak öyle bir fiilimiz yok ama uydurabiliriz arkadaşlar onu. Kalmak anlamında remain'i kullanırız. Yürürlükte anlamında işte o işte yürürlük dediğimiz force yani in force deriz ona. O zaman da remain in force olur. İşte yürürlükte kalmak anlamında onu uydurabiliriz rahatlıkla. O zaman ilk olarak yükümlülük diyelim yükümlülük zorunluluk obligation ile verildi bunu. Bu yükümlülük dis obligation. Obligation zorunluluk işte yükümlülük yapması gereken yapılması gereken şey anlamına gelmektedir. Yükümlülük isim halinde tabii ki tamam kalacak. Şimdi ecek -acak anlamında burada bir ifade kullanacağız. Bunu will future ile verebiliriz. Öyle yapalım. Bir de shell'le de verebilirsiniz arkadaşlar. Size hiç shell'den bahsettim mi? Shell. Biz nerede kullanıyoruz? İşte shall we go out? Dışarıya çıkabilir miyim? izinlerde ricalarda ve benzeri kullanıyoruz değil mi? Soru yaparken. İşte cevap verdiğimiz zaman da let's'li ifadelerle cevap verebiliyoruz. Ancak shell'in bir de ecek kacak anlamının olduğunu biliyor muydunuz? Yani aynı will gibi. Gerçekten söylüyorum. Will gibi kullanılabiliyor. Belki duymayan arkadaşlarımız olabilir. İşte shell'i yani nereden göreyim, nereden duyayım diyebilirsiniz. Öyle bir ifadesi de var ama olumlu ve olumsuzlara daha rahat yapılabildiği için Will daha çok kullanılıyor arkadaşlar. Shell çok fazla tercih edilmiyor. Belki uzak bölgelerde işte İngiltere'nin yerel bölgelerinde Shell kullanılabilir. İşte Avustralya'da ya da Amerika'da, Kanada'da kullanılabilir. Yani bunu da bilin arkadaşlar. Burada Shell'ı kullanalım mı? Ecek acak anlamında. Yani kesinlikle yanlış değildir arkadaşlar. Ama sıklık bakımından will çok daha rahat hani yaygınlıkla kullanılmaktadır. Will future. Şöyle kullanalım. Shall remain olsun. Farklılık olsun bu sefer. Enforce demiştik yükümlülükte, değil mi? Sözleşme yürürlükte anlamında. Force hem de zorlamak anlamında, işte zorluluk anlamında, zorluluk anlamında kullanabiliyordu. Zorlama anlamında. Tamam. Yürürlükte kalacak dedik. Bu yükümlülük yürürlükte kalacak. Şimdi sırada ne var? Sondan çevirmeye başlıyoruz. Eramel'in ifade geldi. Okuyorum. Cümlemi isim İsim öbeği Sözleşmenin tamamlanmasına, iptaline veya feshedilmesine. Bakın. Sözleşmenin feshedilmesine. Hayır. isim öbeği. Nınınekini of'la veririm şurada sözleşmenin derken. Rahatlıkla isim öbeğini oluştururum. Yani eramenli ifade. Despite, in spite of, notwithstanding. Hadi notwithstanding'i kullanalım. Notwithstanding. Zaten o bağlaç edatlar videosunda notwithstanding'in üç farklı kullanımını sizlere söylemiştim. Ardından isim alıyordu. Cümle zarfı olarak kullanılabiliyordu. İşte although, though, even though gibi bağlaç olarak da kullanılabiliyordu. Bunu belirteyim. Oradan da zaten rahatlıkla öğrenebilirsiniz arkadaşlar o videomuzdan. Evet not with standing tabi burada o işte despite ve in spite of kalıbı gibi kullandım bunu. Şimdi sözleşmenin diyor bu en son sözleşme kontraktı kullanacağız. Of contract diyeceğim noktayı koyacağım. İlk olarak sıralı ifade varsa hangisinden başlayacaksınız? Bakın 3 tane sıralı ifade var. Tamamlanması, iptali, feshedilmesi. İlkinden başlayın arkadaşlar. İlk söylenenden başlayın. Yani tamamlanması demem gerekiyor. İlk olarak burada. Tamamlanma completion. Completion. Tamamlanmak. Yani isimleşmiş hali. Complete zaten tamamlamak demektir. Fiil hali. Bu da isim halidir. Virgülü koydum. İptali yani iptal edilmesi değil mi? Cancel'ı kullanabilirsiniz. Cancellation'ı kullanabilirsiniz. Cancellation'ı kullanın. Çok fazla kullanmadık onu. Cancellation. Tabi cancel da kullanılabilir. İptal etmek, iptal edilmek anlamında isim hali de vardır arkadaşlar. Bu da tabii ki cancellation isimleşmiş hali de kullanılabilir. Or dediğim bir tane kaldı. Fes etmek anlamında. Fes etmek dediğim zaman benim aklıma hemen termination geliyor. Termination. Sonlandırmak, feshetmek anlamında yani arkadaşlar bu şekilde. Şu Terminate zaten fiil hali. Hani Terminator filmini biliyorsunuz. Arnold Schwarzenegger'in oynadığı Terminator. Yok edici, silici anlamında değil mi? Mesela öyle. Yok edici, bitirici anlamında. Terminator işte. Dediğimiz zaman. Yok eden kişi, bitiren kişi anlamında. Burada da feshetmek anlamında kullandık Termination'ı. Of dedim şimdi dediğim gibi sizlere sözleşme. Of the contract. Contract noktayı koydum. Beşinci cümlede bu şekilde noktalanmış oldu. Yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.